Hareketi, Bir Dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. Lütfen dikkat! Evet sayın seyirciler, Karaman Futbol Kulübü, Ayvalık Belediye Gücü Spor karşılaşmasına hepinize hoş geldiniz. Bugün yayınımızda bizlere Karaman TSYD İl Temsilcisi Sayın Hüseyin Özeş gelecek değerli yorumlarıyla. Evet sayın seyirciler, Karaman için çok önemli bir maç. Her maç önemli. Hava mükemmel, zemin güzel, futbol oynamaya elverişli. Ben Karaman FK'ya başarılar diliyorum. Yine pozisyonlarda beraber olacağız sevgili Oğuzhan. Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz. Maçın başlamasına az bir dakika kaldı. Karaman Futbol Kulübü'nün seyircileri çağırıyor maç önü. Destek çok büyük takımımıza. Tribünler dolu. Güzel bir pazar günü, güzel bir hava. Tam bir futbol havası bu. Seyircilerden çok büyük destek var takımımıza. İnanılmaz bir ilgi. Karaman bütünleşti. Ben güzel bir müsabaka olmasını biliyorum. Ancak kafalarda soru işareti var. MHK'nın anlaşılmaz bir şekilde bu maça Iğdır bölgesi hakemi ataması kafaları karıştırdı tabii. Evet sayın Oğuz. Galiba bu hakemi Metin Şentürk yaptı atamasını. Evet yani sayın. Şaşırtıcı bir durum. İlginç bir atama. Evet ama inşallah bir kaza yaşamayız. Kazanırız diye düşünüyorum. İnşallah sayın Oğuz. Takımımız yerini aldı. Maçın başlamasına çok az kaldı. Mükemmel bir atmosfer hakim tribünlerde. Başlama vuruşunu Ayvalık Belediye Gücü Spor yapacak. Evet ve maç başladı. Ayvalık Gücü Karaman Futbol Kulübü müsabakası başladı. Evet Akın. Basını attı Ali Kemal. Orhan. Orhan Narcı, tekrar kaptan Akın.
basında yerini bulmadı. Davut, Kemal Akbaba, Tugay, o Hami'ye gönderdi. Hami ilk başta kontrol edemedi topu, şimdi kontrol etti. Karşısında Samet Aydın, Hami. Hami gidiyor, ortasını açtı ters kanada. Top direkt taca çıkıyor. Taç atışı Karaman Futbol Kulübü'nün. Abdülsamet'le taç atışını kullanacağız. Ali Kemal, tekrar Abdülsamet. Abdülsamet'in pası Kadir alamadı. Şimdi Kemal Akbaba. Kemal Akbaba kaleye vurdu, dışarıya. Out. Kale vuruşuyla Mertcan oyunu başlatacak. Mertcan arkadaşlarına bakıyor. Uzun mu oynayacak, yanına pas mı verecek? Evet, vazgeçti. Uzun kullanacak. Mertcan dağıldı. Mertcan kale atışını kullandı. Kaptan Akın'a doğru. Umut çıkmadan topa müdahale etti. Şimdi Akın. Üç kişinin arasında Akın tekrar kazandı. Top kaybı. Evet, bir baskıyla Kadir Bakırtaş aldı. Şimdi Ahmet Teker. Ahmet Teker müdahale geldi. Hami Kemal'i oynadı. İlyas, evet. Faul. Faul. Faul Karamanspor'un. İkili mücadelede Kemal Akbaba İlyas Ural'ı ittirdi. Şimdi serbest vuruş Karaman Futbol Kulübü kullanacak. İlyas kendini Kadir gösterdi. Kadir tekrar İlyas'la oynadı. İlyas'tan stoperdeki arkadaşı Orhan'a. Orhan topla beraber ilerliyor. Ali Kemal top istedi. Ali Kemal aldı. Baktı. Tekrar Orhan'a verdi. Karaman Futbol Kulübü atak kurma eğiliminde defansta kısa paslarla. Mertcan uzun oynadı. Kime? Ayvalık Yüzü Belediyespor'a. Tekrar bir top kaybı. Kadir, Ali Kemal. Şimdi Karaman Futbol Kulübü ayağı paslarla etkili çıkmak istiyor. Umut'a gelmedi. Umut tekrar alma eğiliminde. Evet, hakem faul verdi. Faul atışı Ayvalık Yüzü Belediyespor'un. Samet serbest atış kullanacak. Samet ileriye, Kemal'e doğru. İlyas'la Kemal'in mücadelesi. İlyas kafayı vurdu arkadaşı Ahmet'e. Ahmet hızlı çıkabilir mi? Evet, Ahmet çıkıyor. Evet, Ensar sağında top üstünde, uzun oynamayı tercih ediyor. Umut. Umut çok net bir vuruyor. Kaleci çıkardı. Akın vurur mu? Vurdu. Atak devam ediyor. Karaman Futbol Kulübü çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Umut ve Akın'ın, Sayın Oğuz, bu pozisyon çok, hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kontra bir atak oldu. Üç pasta gol pozisyonuna girdik. Ve şans eseri rakip kaleci kurtardı. Hızlı çıkmanın, geriden oyun başlatmanın bir meyvesini gördük. Önemli bir pozisyondu. Ve şimdi kornerle Karaman Futbol Kulübü gol arayacak. Evet. Bu sene duran toplardan çok golü var Karaman Futbol Kulübü'nün. Bir yenisi daha neden olmasın. Şimdi Abdülsamet sağdan köşe vuruşunu kullanacak. Var ol. Evet, kaptan Davut tedavisinin ardından oyun dışına çıktı. Şimdi Abdülsamet de Karaman Futbol Kulübü köşe vuruşunu kullanacak. İçeride büyük bir kalabalık var. Abdülsamet şimdi kullandı. İyi yere kaleci yumrukladı. Top döner mi? Döndü. Hami kafayla uzaklaştı. Tekrar Abdülsamet'e. Abdülsamet çok güzel bir yere döndü. Akın Akman. Atak devam ediyor Karaman. Kadir tekrar Akın. Kapanmaya çalışıyor. Akın'ın pası geçmedi Ahmet'e. Geçse karşı karşıyaydı. Şimdi Tugay'la Ayvalık Yüzü besiyor. Kontratağa çıkmaya çalışıyor. Hami. Ayvalık Yüzü tekrar geriye döndü. Karaman Futbol Kulübü çıkartmadı orada baskısıyla. Uzun oynamaya çalıştı. Samet Aydın tekrar Hami ortaya döndü. Kemal Akbaba. Buradan 61 Burak. Davut bindiriyor. Burak onu görmedi. Burak geriye döndü. Samet'e.
Ondan Hamit. Tekrar Yunus Emre. Hamit. Defansa döndü. 5 numara Polat. Ayvalık'ın oyun kurmaya çalışıyor. Arkadaşını gör derken Kemal'e gelmedi. İlyas Ural kesti. Şimdi Karamatlıoğlu hızlı çıkabilir. İlyas'tan bir pas. Samet kesti. Orhan topu kazandı. Orhan çıkarken kaptırdı. Çok kötü oldu. Kemal'le kontra taylıyor. Kemal Burak'ı gördü. Abdülsamet onu karşılıyor. Burak. Burak kaleye vurdu Mertcan. Topu kontrol edemedi ve Ayvalık Gücü Belediyespor korner kazandı. Korner atışını Han Baytar kullanacak. Han Baytar bu sahaya yabancı bir isim değil. Geçen sene Karaman Futbol Kulübü'nde de oynamıştı Ami. Bu sefer bu sahaya rakip olarak geldi. Şimdi korner atışını Hami kullanacak. Hami içeriye baktı. Hami Baytar kullandı. Evet, ters bir vuruş. Tekrar Hami. Faul yok mu diye baktım. Hakem devam dedi. Tekrar Burak'ta kaldı. Burak Özbakır. Karşısında Ali Kemal var. Burak içeriye doldurdu. Akın gerilerden geldi ve kafayı vurdu. İlyas Ahmet uzaklaştıramadı bir türlü Karaman Futbol Kulübü. Tugay tekrar verdi Burak'a. Ahmet karşılıyor. Bir orta. Akın Akman defansına yardıma geldi. Şimdi çıkabilir miyiz? Der ki Akın ona da vurdu. Bugün çok istekli. Şu topu uzaklaştıralım. Evet, hakem yine görmedi. Derken Ahmet'le ters bir top. Umut'a doğru. Umut alabilir mi? Davut'la mücadelesi. Davut çok önemli bir müdahale. Umut alsa kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Ahmet Teker rakibini geçti. Ahmet gidiyor. İçeride tek Umut var. Ahmet. Abdülsamet ve Davut koşuyor. Top Abdülsamet'ten dışarıya çıktı. Çok zorlu bir mücadele. İki takım da çok iyi başladı. Taş atışıyla oyun tekrar devam edecek. Davut taş atışıyla oyun tekrar başlatacak. Davut kullandı. Kemal'e gelmeden Orhan müdahale etti. Dönen topta Burak aldı. Hakan Özkan'la top. Hakan Burak'ı görür mü? Gördü. Samet karşıladı onu. Tekrar Hakan. Kemal tek top, çok iyi verdi. Hami tekrar aldı. Yunus Emre. Yunus Emre defanstaki arkadaşı Polat'a gönderdi. Polat'tan Hakan. Hakan savunmanın arasına derinleme bir pas. Tugay'la buluştu. Tugay. Zafer Hoca'nın itirazları var. Pozisyonun offside olduğuna dair derken çok güzel kazandı orada. En Kadir. Müdahaleyle taç atışı Karaman Futbol Kulübü'nü. Bu arada yoğun itirazları var Zafer Hoca'nın hakeme offside olduğuna dair. Taç atışıyla oyun devam edecek. Uzun bir top Akın'a seker mi? Kaptan Ayolcu'nun Davut Hami'ye oynadı. Hamit'ten Hakan'a. Hakan'dan Kemal. İlyas. Faul dedi hakem. Ayvalık Gücü Belediyespor faul atışıyla oyunu tekrar başlatacak. Kemal Akbaba yerde kalmıştı. Ayvalık Gücü Belediyespor'un 4 golle ligde en golcü oyuncusu. Oyun tekrar başladı. Ayvalık Gücü Belediyespor hücuma hazırlık yapıyor. Defansta kısa paslarla. Şimdi ortada Kemal aldı. Araya göndermek istedi. Pası biraz fazla gitti ve taca çıktı top. Samet Aydın taç atış kullanacak Karamatlıoğlu Kulübü'nde. İlyas'a. İlyas verdi. Bıraktı. Umut alır mı? Umut gidiyor. Umut alır mı? Yine kritik müdahale ama yine Umut'un önüne düştü. Biraz açık kayboldu Umut. Bıraktı ve topu kornere.
Sayın Oğuz, ilk 10 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz müsabakada? Oyunlar gibi Karaman Futbol Kulübü hızlı toplarla pozisyon bulmaya çalışıyor. Dikkat ettiyseniz 2-3 tane net pozisyon var. Defansın kritik hamleleri var. Buna rağmen Karaman Futbol Kulübü aradığı gola her an ulaşabilir. Sahada da bariz bir üstünlüğünü görebiliyoruz şu anda. Teşekkürler Sayın Oğuz. Abdüsamet kullandı içeriye, kalecinin kucağına. Kaleci Taner. Hemen başlattı. Korner dönüş hızlı çıkmak istiyor. Burak Orhan. Çok güzel bir müdahaleyle aldı Orhan. Orhan rakibini de geçti gidiyor. Defans oyuncusu olmasına rağmen Orhan arkadaşına döndü. Abdülsamet, Ahmet Teker. Kaleye bir şut. Dışarıya. Yavaştan Karaman Futbol Kulübü oyun ağırlığını koymaya başladı. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Dikkat ederseniz Zafer İzerci'nin taktiği topun Karaman Futbol Kulübü'nde daha fazla kalmasını sağlamak istiyor ve bunda da başarılı oluyor. Evet, şimdi kale vuruşu kullanıldı. Top Samet'te kaldı. Samet verdi Kadir'e. Kadir'den Ahmet'e. Sağ kanattan atak gelişecek Karaman Futbol Kulübü. Tekrar Ali Kemal'e. Ali Kemal, İlyas. Sol boştaki arkadaşına baktı. Abdülsamet uzun bir pas. Kaptan Davut pasın gelmesini engelledi. Taç atışıyla Akın devam edecek. Abdülsamet arkadaşlarına baktı. Akın ve Ahmet var. Ahmet aldı. Ahmet bir de güzel çalım attı. Kaptan Akın'a gelmedi top. Orada baskıyla Karaman Futbol Kulübü kazanmak istiyor derken bir faul. Faul atışıyla oyun devam edecek. Kullanmadı Ayvalık Gücü Belediyespor. Uzun kullanacak. Top ileriye doğru şir derken bir boşluktan çok güzel çıktı. Mertcan çıkmakta tereddüt etti. Burak İlyas. Çok önemli bir müdahale. Evet, Umut. Umut rakibine baskıyı aldı. Kaleci de çıktı Umut. Kaleci Umut'tan önce hemen taca attı topu. Umut Dilek bugün çok istekli, ileride pres yapıyor. Akın hemen aldı, kullandı Umut'a doğru. Umut onu da aldı. Ahmet bıraktı Kadir'e. Kadir Severoğlu'nu vurdu. Gol! Kadir! Bundan önce de atmıştı aynı golü Kadir. Nefis bir golle Karaman Futbol Kulübü öne geçti. Evet. Evet sayın seyirciler. Umut'un yaratıcılığı mükemmel bir gol getirdi. Kadir yaklaşık 25 metreden topa öyle bir füze gönderdi ki kaleye füze. Kalede ancak topu filelerde gördü. Karaman Futbol Kulübü 1, Ayvalık Gücü Belediye 0. Sayın Oğuz, bundan önce Kadir Bakırtaş'ın Elazığ maçında da buna benzer bir golü vardı. Buraları çok seviyor. Buralardan çok golleri bu sene görecek gibiyiz Kadir'den. Tabii Kadir'in mükemmel vuruşunun yanı sıra Umut'un yaratıcılığını göz ardı etmemek gerekiyor. Nasıl bir mücadele, tebrik etmek lazım. Evet, Umut Dilek'in çok büyük payı var orada golde. Topa bastı, aldı, rakibi bozdu. Akın tacı kullandı hemen. Orada Umut yine koştu, yine aldı. Kadir topu düzeltti. Çok güzel bir vuruşla kaleci Taner'i avladı ve Karaman Futbol Kulübü 1-0 öne geçti Kadir Bakırtaş'ın golüyle. Tribünler bayram yerine döndü. Çok büyük bir destek var Karaman Futbol Kulübü'ne. Sevgili Oğuzhan, jeneriklik bir gol izledi Karaman. Evet, bugün jeneriklik bir gol. Öyle bir füze ki müthiş bir şey. Evet, bu golleri çok göreceğiz bu sene Kadir'den. Evet, Ayvalık Gücü Belediyespor tekrar santrayla oyuna başlayacak. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Kadir Bakırtaş enfes bir golü attı ve çok önemli bir avantajı sağladı Karaman Futbol Kulübü. Şimdi rakip daha çok gelecek. 8, Tugay. Tugay verdi Hakan'a. Ayvalık Gücü Belediyespor Akın hazırında derken araya giremedi Ensar.
Evet, evet, buna da faul verdi hakem. Hamit başlattı oyunu. Hamit tekrar aldı. Ondan verdi Samet'e. Samet baktı. Devans'taki arkadaş Polat'la oynadı. Polat oradan verdi Hami'ye. Hami'nin pas attığı yer direkt taca gitti. Evet, mükemmel bir atmosfer var Karaman'la şu anda. Golün ardından seyirci daha da içine girdi maçın. Evet, taç atışıyla oyun başladı. Samet verdi Kadir'e. İlyas. İlyas Ural uzun oynadı. Ensar Kemaloğlu kaçtı arkaya. Ensar. Ensar Polat'la mücadelesi. Evet, yine faul. Seyircinin büyük tepkisi var bu kararlara. Kaleci serbest atıştan oyunu başlatacak Ayvalık Yüzü Belediyespor. Evet, kaleci Taner serbest atış kullanacak. İleriye doğru uzun vurdu Kemal'e doğru. Kemal, İlyas Kemal'e nefes aldırmıyor adeta. Derken bir faul kararı daha. Ayvalık Gücü Belediyespor Karamoklu orta sahanın az ilerisinden serbest vuruş kullanacak. Hami topun başında. Defanstan uzun boylu oyuncular da ileriye çıktı Ayvalık Gücü Belediyespor'da. Hami içeriye baktı. Hakem düdüğünü çaldı. Hami içeriye şişirdi. Orhan'ı geçti. Ahmet kaleciyle karşı karşıya İlyas. Harika bir müdahale. Tekrar akın tazeliyor Ayvalık. Hami. Hami içeriye verdi Tugay. Tekrar aldı Hami. İçeriye doğru çevirdi. Arkada Umut Dilek savunmasına yardım etti ve topu kaptan Akın'a verdi. Evet, faul bekliyor Karaman Futbol Kulübü. Evet, Burak'ın yardımcı hakeme bir itirazı var. Tac'ın bizden Ayvalık Gücü kullanacağına dair, ama oyun başladı. Orhan kalecisi Mertcan'la oynadı. Ayvalık Gücüler'de pres yapmaya başladı. Akın Akman'a doğru Mertcan. Akın'dan Ali Kemal. Hocam Ali Kemal Abdül Samet'e verdi. Akın. Karaman Futbol Kulübü ayağı paslarla çıkmaya çalışıyor. Mertcan çok güzel bir uzun top at derken Ensar hakem faul vermedi. Evet, iki oyuncumuz anlaşamadı. Orhan tekrar alıyor. Kadir presle top taca çıktı. Evet, hakem buna benzer pozisyonlarda faul çalmıştı Ayvalık Gücü Belediyespor'a. Öder bölgesi hakemi devreye girmeye başladı. Evet Sayın Oğuz, biraz hakem öne de geçince Karaman Futbol Kulübü bu tür faulleri çünkü Ayvalık Yüzü'ne çalıyordu. Evet, Zafer Hoca'ya da uyarı geldi, ikaz geldi. Orta hakem Engin Atmaca'dan. Evet, hakem Karaman Futbol Teknik Direktörü Zafer İzarcı'ya uyarıdı. Evet, taç atışıyla Karaman Futbol Kulübü oyuna başlayacak. Abdül Samet kullandı. Kaptan Akın. Kaptan Akın Ali Kemal'in topuğuna çarptı ama Kaptan Akın tekrar aldı. Taç atışıyla tekrar başlayacak oyunumu. Ali Kemal, Abdül Samet. Pası geçmedi. Kemal oynanan bir top. Kemal kontrol edemedi. İlyas araya girdi. Top tekrar Ayvalık Yüzü Belediyespor'da. Tugay. Abdül Samet bacağının arasından geçti ama top yine kaldı. Akın mı? Tugay'ın faulü. Akın Akman'a. Abdül Samet serbest atış kullandı. Orhan. Orhan'dan sağ bek Samet Aydın'a. Samet tehlikeli bir hareket. Hami araya girdi. Hami de kaptırdı. Kadir girdi araya. Ahmet kaydı düştü. Topu verdi Kemal. Hami. Hami Orhan araya girdi. Sıra top kayıpları iki takımda da fazlalaştı. Evet, ikili mücadele derken topu aldı. Top çok iyi çıktı. Kanada gidiyor Ensar. Verdi Akın Akman'a. Akın arkadaşlarına baktı.
Ayvalık Gücü Belediyespor kapattı. Bu arada Ensar'ın bir sakatlığı var. Kadir topu dışarıya gönderdi. Evet, sağlık ekibi oyuna girdi Ensar Kemal olduğu için. Golden sonra Ayvalık Gücü Belediyespor pres yapmaya başladı. Karaman Futbol Kulübü'nü çıkarmamaya çalışıyorlar. İlk 20 dakikayı geride bıraktık. Karaman Futbol Kulübü'nün bariz bir üstünlüğü sahada mevcut. Ancak defansta bazı anlaşmazlıklar nedeniyle kalemizde tehlike gördüysek de defans oyuncuların bugün gününde olması, yerinde müdahaleleri bunları büyümeden önledi. Ve Karaman Futbol Kulübü topu kaptıktan sonra çok hızlı hücuma çıkıyor ve her çıkışı bir pozisyon yaratıyor. Her topu dikine atıyor Karaman Futbol Kulübü. Geri pas, yan pas fazla olmuyor. Ensar'ın tedavisi tamamlandı ve sağ kenarına geliyor. Maçın ilk 20 dakikasını geride bıraktık. Karaman Futbol Kulübü'nün 1-0 üstünlüğü var. Kadir Bakırtaş'ın dakika 13'te attığı gol ile. Şimdi Mertcan. Oyun tekrardan başladı. Mertcan arkadaşlarına baktı. İleriye doğru baktı ve degajını kullandı. Akın'a doğru. Evet, Orhan. Çok yerinde bir müdahale. Taç atışıyla oyun devam edecek. Kaptan Davut, Ayvalık Gücü Belediyespor taç atışını kullanacak Davut'la. Davut kullandı Kemal'e. Orhan'la mücadele. Oradan Burak, Abdülsamet topun geçmesine izin vermedi ve taç atışıyla oyun devam edecek. Davut tekrar kullanacak. Arkadaşlarını ileri gidin dedi. Uzun kullanacak Davut. İçeride kümelendi Ayvalık Gücü Belediyespor. Uzun bir taç atışı geldi. Ali Kemal vurdu. Akın uzaklaştıramadı. Tekrar Davut. Davut'tan içeri bir orta. Ali Kemal onun kafayla uzaklaştırdı topu. Ayvalık Gücü Belediyespor atak tazeleyecek. Kami bugün çok etkili bir yerde var. Polat'la oynadı. Polat tüm atlarıyla ucumda Ayvalık Gücü Belediyespor. Hakan'la oynadı. Hakan gidiyor. Samet onu karşıladı. İçeriye bir orta. Kemal. Kemal. Evet, topu tutamadı ve o aradan Abdülsamet topu taca gönderdi. Evet. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Bir elle oynama. Kendinden emin bir şekilde penaltı noktasını gösterdi ve dakika 24'e gelirken Ayvalık Gücü Belediyespor için beraberlik şansı. Penaltıda topun gerisinde Ayvalık Gücü Belediyespor'un en golcü oyuncusu Kemal Akbaba var. Büyük bir uğultu var şu an Kemal Kaynaş'ta. Topun gerisinde Mertcan. Kemal Akbaba, kalede Mertcan. Dikkatli. Kemal Akbaba kendinden emin bir şekilde topun gerisinde yerini aldı. Kalede Mertcan dikkatli. Evet, hakem işaretini verdi. Kemal, büyük bir uğultu var statta. Kemal geliyor. Kemal ters köşe ve durum 1-1 oluyor. Bu gol hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Oğuz? Şimdi ceza sahası içinde topa elle müdahale mi? Topun elle teması mı? Evet. Baktığınız zaman hakem hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Merkez Hakem Komitesi'nin hataları bunlar. Bunlar hataları. Yani hakem doğru karar vermiş olsa bile bölgesi bizim midemizi bulandırıyor, bu kadar. Evet Sayın Oğuz. 9 haftadır Karaman Futbol Kulübü bu tür hatalardan
çok canı yandı ama seyircinin hala büyük bir desteği var Karaman Futbol Kulübü'ne. Dakikalar 25'i gösterirken durum 1-1 oldu. Penaltıdan Kemal Akbaba bu sezon 5. golünü attı. Şimdi oyunu Karaman Futbol Kulübü'nün santrası tekrar başladı. İlyas. Mert kalecisi Mertcan'la oynadı. Mertcan baktı. Kadir aldı. Kadir. Piresi var Ayvalık Gücü Belediyespor'un. Orhan'la oynadı. Alan kapatıyor Ayvalık Gücü Belediyespor'un. Karaman Futbol Kulübü oradan çıkar mı? Çok güzel bir şekilde çıktı. Abdü Samet verdi Samet'e. Samet'ten Ahmet'in koşusu var. Biraz hızlı bir top. Yetişebilir mi Ahmet? Ahmet aldı. Ahmet boşta arkadaşı var. Umut! Çok yakından kaçtı. Direği yaladı adeta top. Ahmet orada top hızlıydı ama baskısıyla, piresiyle topu kazandı. Top çok yakından, ayak içi Umut'un çok yakından dışarıya çıktı. Şimdi out atışıyla kaleci Taner oyunu başlatacak. Taner uzun kullandı out'u. Kadir, Kemal'de Kadir. Kadir vurdu kafaya, Ayvalık Gücü'nde kaldı. Ali Kemal, orada baskısı var Karaman Futbol Kulübü'nün. Akın, Akın Burak aldı. Akın, evet mücadele sertleşti. Burak, evet çok, evet sağ karıştı bir anda. 61 numaranın çok büyük bir... Burak Özbakır çok sinirlendi, çok sert oynuyor. Evet, Eynes'in maçında görüntüler andı. Buraya gelen herkese böyle bir şeyler oldu. Kemal de orada. Zafer Hoca'ya geliyor. Evet, sağ bir anda karıştı. Seyircilerin büyük tepkisi var. Çok büyük tepkisi var. Çok sert oynuyor Burak. Rakibi sakatlamaya yönelik hareketleri var. Ve kaptan Akın sinirlendi. Sayın Oğuz, bu sert girişler hakkında ne düşünüyorsun Ayvalık Gücü? Ya hakem orada ilk pozisyonda çalmadı. Böyle kasıtlı olarak yaptı hareketi. Akın tabii tepki gösterdi. Evet. Sahanın haline bakın. Hakemin acizliğine bakın. Evet, faulü çalmadı. İki oyuncu da tabii sertleşti. İlk pozisyonda çalmadığı için ve kasıtlı bir hareket var orada. Evet. O hareket, o hareketin cezası kırmızı karttı. Evet. Tabii tahrik ediyorlar. Sağ biraz sakinleşti. Hakem Burak Özbakır'a sarı kart gösterdi ve kaptan Akın Akman da sarı kart gördü. Evet, Burak Özbakır hala sakinleşmiş değil. Evet, hala el kol yapıyor. Hala el kol yapıyor. Hakem bunları görmesi lazım. Dördüncü hakem. Ya ikinci sarı kart. İşte burada evet. Pozisyon ikinci sarı kart. Hala el kol hareketleri devam ediyor. Evet, oyun gerçekten gerildi oyun. Yani hiç gerek yok böyle şeyler aslında. Bak bak harekete bak. Hala Akın'a yakın markajda. Görüyorsunuz sayın seyirciler. Lan görsene şurayı. Ya inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz. Evet, oyun hakem orada konuşurken oyun başladı. İlginç bir an. Hami, evet, yardımcı hakemin haberi yok oyundan. Orta hakemin haberi yok. Bu nasıl bir yönetim sayın Oğuz? Ya şimdi hakem önce faulü Karaman'a vermişti. Döndürdü. Ayvalık'a verdi. Gerçekten hakem, inanılmaz. Hakem elinden kaçırdı. Çığırından evet, çıkacak maç. Çığırından çıktı. Hakemin kontrolünden de çıktı. Akın gidiyor. Davut. Evet, buna da bir faul verdi. Yani inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz. Üçüncü ligde 9. haftadayız. Karaman Futbol Kulübü 8 haftadır bu hakem konusunda en çok canı yanan kulüplerin başında geliyor. Evet, Eynesil Belediyespor kullandı. Evet, top taca çıktı. Kemal'in pasında. Evet, Karaman Futbol Kulübü'nün hakemleri de rakiplerin oyunlarına gelmemesi lazım.
taç atışını kullandık. Samet topu ileriye gönderdi. Karşıladılar. Samet karşıladı. Bir başka Samet. Ali Kemal söktü, aldı Tugay'dan. Mertcan, Orhan. 3 kişinin baskısı var Ayvalık'ın. Orhan topu gönderdiği yerde Hami var. Hami'den Hakan'a. Hakan ileriye doğru şırdı. Hami'nin koşu yoluna ama orada Samet daha yakın topa. Samet'in geri pası. Bir an tereddüt etti Mertcan. Kemal'in baskısı vardı. Umut. Ona vurdurmadılar. Kadir, Ali Kemal iki kişi aldı. Evet, tekrar Hami'de kaldı derken top. Taç atışı Ayvalık Gücü Belediyespor'un. Hakan Özkan kullanacak taç atışını. Ayvalık Gücü Belediyespor'da Hakan kullandı. Orada karşıladık. Evet, taç atışı Karaman Futbol Kulübü'nün. Evet, Samet taç atışını kullanacak. Samet Kemal'e doğru oynarken İlyas aldırmadı. Orhan'a. Orhan'dan Abdul Samet'e. Abdul Samet akın kaçtı, onu görür mü? Gördü. Geçer mi top? Biraz hızlı. Akın. Ondan önce Davut. Evet, Karaman seyircisinin devreye girdiği anlar. Çok büyük bir destek var derken Abdul Samet de ilerideydi. Bir kontra atak. Burak, evet. Direkt dışarıya. Burak, Karaman seyircisinin büyük bir tepkisi var. Orhan oyunu kuracak. Akın. Abdus Samet. İleriye doğru Ahmet'e. Ahmet vuramadı. Tekrar Samet'te kaldı. Samet arkadaş Hami'ye. Samet alır mı? Evet, Samet aldı ama Hamit'te kaldı top. Hamit'ten Hakan'a. Hakan'dan Hami'ye. Hami'den tekrar Hakan. Ayvalık Gücü Belediyespor sol taraftan geliyor. Hakan geçer mi? Samet. Samet. Samet ne oldu? Hakem faul vermedi. Evet, şimdi verdi. Şimdi verdi. Evet, Burak yine topu vermedi. Oraya attı. Serbest vuruşla Karaman Futbol Kulübü kendi yarı sahasından oyunu başlatacak. İlyas boştaki arkadaşı Kadir'e verdi. Kadir çok güzel döndü ve orta boşlukta ilerliyor. Akın var, Umut var, Ahmet var. Soldan Abdus Samet geldi. Abdus Samet içeride birçok oyuncu var. Burak Özbakır yerinde müdahale etti ve ortaya açtırmadı. Şimdi korner direğinin yanından Karaman Futbol Kulübü taç atışıyla oyunu başlatacak. Abdus Samet ceza sahasının için uzun kullanmayı düşünüyor. Öyle de oldu. Çok güzel yer Akın. Akın dışarıya ama Ali Kemal'e gelmedi. Evet, kontra atak. Kemal teke tek kaldı İlyas'la. İlyas daha yakın. İlyas rakibini bozdu ve topu kazandı. Kalecisi Mertcan'a. Mertcan Samet'e. Samet, Ali Kemal kendini gösterdi top almak için. Şimdi Karaman Futbol Kulübü yeni bir atak için kendi yarı sahasında oyun kuruyor. İlyas. İlyas'tan Ali Kemal'e. Ali Kemal'den şimdi İlyas. Kalecisi Mertcan'la oynadı. Mertcan ileriye. Samet var orada. Geçer mi? Hakan Samet'e gelmesine izin vermedi topu. Samet taç atışını kullandı. Ahmet Teker'e. Ahmet içeri baktı. Umut var. Yanında Akın var. Ahmet geriye döndü Kadir'e. Kadir'den Ensar'a. Ensar'dan İlyas'a. Karaman Futbol Kulübü tüm atlarıyla rakip ceza sahasına yerleşti. Ali Kemal. Kadir. Boş bir arkadaşını aradı. Ali Kemal. Evet, Abdus Samet boştu ama takım arkadaşlar onu görmedi. Akın kanat değiştirdi. Akın gelir gelmez açtı. Umut'a gelir mi? Umut çevirdi. Ensar'a gelir mi? Gelmedi. Polat'ın orada kritik bir müdahalesi. Umut Hac'a gönderdi. Şimdi Samet'ten Ali Kemal. Çok güzel bir pas. Samet ortaya açar. Samet açtı. Ahmet'e gelmedi. Yine Polat. Karaman Futbol Kulübü Ayvalık Gücü Belediyespor yarı sahasına yerleşti şu an ve gol arıyor. Akın.
Akın 3 kişi kapattı. Akın'ı o çıkardı. Kadir'e Kadir. Akın'ın biraz ilerisine gönderdi ve top kale vuruşuyla oyun devam edecek. Kaleci Taner out atışını kullanacak. Zaynoz ilk yarım sonlarına gelirken Karaman Futbol Kulübü'nden bir gol bekliyor musunuz? Oyun size yani, ne anlatıyor? Şimdi Karaman Futbol Kulübü'nün bu dakikalarda ikinciyi bulması lazım. Soyunma odasına üstünlükle girmemiz gerekiyor. Çünkü bu skor rakip takımı da biraz cesaretlendiriyor. Erken tabii, gol bulması Ayvalık için cesaretlendirdi. Hakemin de tercihlerini rakip takıma yapması olumsuz bir etki yaratıyor takımın üzerinde. Ama ikinci golü bulmamız gerekiyor. Evet, devre arasına girmeden Karaman Futbol Kulübü taraftarları da ikinci golü bekliyor takımlarından. Ayvalık Gücü Belediyespor kendi yarı sahasının sonlarına doğru serbest vuruşla oyuna başlatacak. Evet, uzun bir top Hakan'a doğru. Akın'ın kontrolünde. Hakan'dan top avuta çıktı. Mertcan kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Sahaya ikinci bir top geldi. İlyas onu dışarıya gönderdi tekrar. Yarının sonlarına doğru yaklaşırken dakikalar 36'yı gösteriyor. Mertcan bir out atışını direkt taca gönderdi. Takım arkadaşlarından özür diledi. Kaptan Davut taca dışıyla oyunu başlatacak. Davut Kemal'e gönderdi. Kemal'e gelince Abdusamet karşıladı. Orada yine bir hava topu mücadelesi. Top Umut Dilek'te. Umut çevirdiği top Ayvalık yüzünde kaldı. Kötü bir pas Tugay'dan. Top doğru Cavut'a gitti. Mertcan kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Ahmet'e doğru. Ahmet'ten önce Samet vurdu. Kemal yetişemedi. Taç atışı Karaman Futbol Kulübü'nü. Abdusamet boşta bir arkadaşını aradı. Umut ağırını. Umut çok güzel çevirdi ama orada Tugay var. Ayvalık Gücü Belediyespor'dan. Tugay'ın pası Hakan'a. Hakan'a Akın. Nefis ve topa müdahale ama oyun alanının içinde tutamadı Akın Akman. Hakan Ayvalık Gücü Belediyespor taç atışı kullanacak. Hakan'dan arkadaşı Hami'ye. Hami'nin çevirdiği topta İlyas var. İlyas uzun oynadı. Ensar'a geçti top. Hami gidiyor. El var gibi. Hakem şimdi çaldı. Orhan serbest atışı hızlı kullandı. Karaman Futbol Kulübü. Orhan'dan Ahmet'e. Ahmet gider. İki kişi oldu. Ahmet Davut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ve sarı kartı gören futbolcu Ayvalık Gücü Belediyespor'dan kaptan Davut geçse büyük bir tehlike olacaktı Ahmet Teker. Faulle durduruldu. Abdülsamet geriye döndü Orhan'a. Orhan Kadir'e. Kadir boşta arkadaşını aradı. Top geçmedi. Abdülsamet tekrar oynadı Orhan'a. Orhan savunmadaki arkadaşı İlyas'ı gördü. İlyas uzun oynadı. Samet'in bir bindirmesi var. Top Samet'e geldi. Samet'ten kaptan Akın. Tekrar Samet. Çok güzel bir pas daha. Akın'a gelmedi ama Akın kazandı. İçeri çevirir. Akın! Ahmet Teker! 2 oldu!
Biraz önce bahsetmiştik Sayın Oğuz, ikinci golü bulmamız gerekiyor demiş ve istediğimiz golü bulduk. Ne söylemek istersiniz? Şimdi yine yaratıcı bir pozisyon, Akın'ın orada akıl dolu pasını filelerle bulaştırdık ve ikinci golü bulduk. Dediğimiz gibi 10 dakikalarıydı ve buna da kavuştuk. Evet, dakika 40'da Akın Akman topu kazandı. Çok güzel içeriye çevirdi. Ahmet Teker de Akın'dan gelen bu servisi boş göndermedi ve Karaman Futbol Kulübü'nün ikinci golünü ilk yarıya 5 dakika kala bitime Ahmet Teker'le Karaman Futbol Kulübü 2-1 öne geçti. Evet, seyircinin tekrar büyük bir desteği var Karaman Futbol Kulübü'ne. Şimdi Ayvalık Gücü Belediyespor oyuna başladı. Yunus Emre büyük bir pres var derken faul dedi hakem. Ayvalık Gücü Belediyespor hızlıca oynadı. Top hareket ediyor dedi Akın, hakem. Akın öyle bir pas çıkardı ki Ahmet Teker'e sadece dokunmak kaldı. Evet, yani ilk gol de buna benzerdi. Umut Dilek'in çabasıyla evet, içeriye çevrilen güzel bir topla golü bulmuş Karaman Futbol Kulübü. Evet, şimdi taç atışıyla oyun devam edecek. Bu gol tribünleri de ateşledi. Yarının bitimine 4 dakika kala çok güzel bir dakikada gelen bir golle Karaman Futbol Kulübü 2-1 öne geçti. Şimdi Mertcan. Mertcan biraz gerisine Abdülsamed'in ama çok güzel çevirdi. Kadir çok güzel geçti, Kadir Bakırtaş orada. Abdülsamed tekrar Kadir. Biraz topu ayağımızda tutmamız gerek. Biraz heyecanlı gibi oynuyoruz. Evet, Abdülsamed rakibiyle topun arasına girdi ve topun taca çıkmasını sağladı. Abdülsamed arkadaşı Orhan'a. Orhan uzun oynadı. İleride hiçbir arkadaşı yok. Kemal'e gelmeden İlyas. Bugün çok iyi oynuyor defansta İlyas Ural. Şimdi Kadir'den Kaptan Akın. Kaptan Akın'ın pası Ensar Kemaloğlu. Ensar orada kaptırdı ikili mücadelede ama vazgeçmedi. Tekrar presiyle Ayvalık Gücü Belediyespor'un hızlı çıkmasını engelledi. Evet, yine bir pres. Ensar hala pres yapıyor. Kaleciye de presledi. Yok. Kaleci uzun oynadı. İlyas. Kaptan Akın hava topu mücadelesine çıktı. Orada Tugay vurdu. Şimdi Hakan'la Ayvalık Gücü Belediyespor hücuma çıkma hazırlığında. Evet, defanstan paslı oyun kurmaya çalışıyor Ayvalık Gücü Belediyespor. İlk yarının son dakikalarında Samet'le çıkıyor. Samet'ten Hamit Kurt. Hamit Kurt'tan Burak. Burak'a büyük bir tepki ve ıslık var Karaman seyircisinden. Burak yerde kaldı. Faul dedi hakem. Dakikalar 43'ü gösterirken Ayvalık Gücü Belediyespor bir serbest atış kullanacak. Samet'le kullanacak. Evet, yanındaki arkadaşına verdi erken Umut. Evet, şimdi kaptı Karaman Futbol Kulübü. Ensar baktı arkadaşlarına boşta, biraz ayağında fazla tuttu Ensar. Ama yine boşluğu gördü. Orada İlyas defanstan çıktı geldi. Evet, içeride Abdülsamed var. Umut Dilek var. İlyas biraz frene bastı. Rakibini geçmeye çalıştı. Ama Tugay'ı geçemedi İlyas. Taç atışı. İlyas ileride kaldı. Şimdi Ayvalık Gücü Belediyespor orta sahada bir boşluk var. Uzun oynadılar. Burak'a doğru. Burak'la Kadir'in mücadelesi. Burak dışarıya. Kadir aldı. Evet, şu an Kadir'le Burak birbirinden özür dilediler. Birbirinin üstüne düşmüşlerdi istemsizce. Ne yaptı Samet Kırım? Taç atışını kullandı Ali Kemal. Ali Kemal'e baskı var. İki kişi. Hamit Kurt aldı Ali Kemal'de. Şimdi Tugay.
Tugay Boş'ta bir arkadaşını aradı. Ali Kemal'in baskısı var. Evet, ilk yarın 3 dakikalık uzatma verildi. 3 dakika daha oynanacak müsabaka. Kaleci Taner arkadaşlarını ileri yedin dedi. Yanındaki Tugay'a verdi. Umut'un baskısı var. Orada aldı Kemal. Forvet'ten gelip aldı. Oradan verdi Burak. Burak. Davut oynadı. Onu Abdülsamet karşıladı. Yunus Emre. Tugay. Hazırlık pasları yapıyor Ayvalık Gücü Belediyespor. Polat Hakan'a kaç dedi. Hakan'ın koşu yolunu attı. Samet daha yakın. Samet rakibine çarptırdı ve out'u takımına kazandırdı. Mertcan Dağlı'yla out vuruşuyla mücadele devam edecek. Esaynoz, ilk yarının sonlarına gelirken ilk yarıyı değerlendirebilir misiniz bizim için? Ya, tabii oyunun sahadaki üstünde olan tarafı ev sahibi ekip Karaman Futbol Kulübü. Rakip takım da sürpriz hızlı çıkarak sürpriz goller peşinde. Onlar da çok koşuyorlar, çok mücadele eden bir ekip. Bir alan kapatıyor. Evet. Belediyespor. Ama Karaman Futbol Kulübü yani bulduğu iki gol, kaçırdığı net pozisyonlar var. Devreye bu şekilde girerse ikinci yarı yani farklı bir skorda ortaya çıkabilir. Emekliğimiz o yönde. Ayvalık Gücü Belediyespor hata hazırlanıyor. Ali Kemal oradan Ahmet'e çıkarır mı? Müdahale geldi. İlyas yine karşıladı topu. Burak'a doğru. Burak'tan Kemal Akbaba. Orhan karşıladı onu. Ali Kemal aldı. Abdülsamet vuramadı. Hamit'e çarptı. Kemal'e gelmedi. Kadir aldı. Çok temiz aldı. Bir ters top. Topu Samet geçti ama Ahmet yine aldı. Ayağından açtı. Kadir tekrar aldı. Tugay'dan döndü top. Ama Ahmet oraya da ayağını uzattı ve müthiş bir mücadele var sahada. Futbol gibi çok iyi mücadele ediyor bugün. Kaybettiği topları hemen almaya çalışıyor. Umut'tan top dışarıya çıktı bu arada. Yani son dakikaları artık. Ayvalık Gücü Belediyespor kendi yarı sahasından taç atışıyla mücadeleye başladı tekrardan. Evet, Hami ilk yarının son hata olabilir. Hami'den kaptanı Davut'a. Ahmet karşıladı. Davut çekti soluna. Davut aradan bir pas. Abdülsamet'ten çok önemli bir şey. Offside olması lazım dediğim an hakem offside'ı kaldırdı bayrağını. Mertcan Dağlı. Offside'dan Doğan serbest atış kullanacak. Dediğim anda Mertcan kullanmadan hakem Engin Atmaca ilk yarıyı tamamladı. Karaman Futbol Kulübü 2, Ayvalık Gücü Belediyespor 1. İkinci yarıda tekrar görüşmek üzere diyorum. Nasıl? Necati iyi mi?
Evet, Sayın Spor'la, Sayın Spor severler, müsabakanın ikinci yarısı birazdan başlayacak. İki takım da yerlerini aldı. Maçın hakeminin düdüğü bekleniyor dördüncü hakemden. İki takım da yerini aldı. İlk yarı çok güzel bir kıran kırana başa baş bir mücadele vardı. İkinci yarıda bunun devam etmesini umuyoruz. İki takım da maça başladıkları 11'lerle sahadalar. Evet, hakem son kontrolleri sağlıyor. Dördüncü hakemin işareti veriyor. Ve maçın ikinci yarısı Karaman Futbol Kulübü'nün santrasıyla başlıyor. Kaleci Mertcan. Ondan İlyas'a. İlyas. Kaptan Akın'ı düşündü. Kaptan Akın alır mı? Aldı. Şimdi Samet'e verdi. İkinci yarının ilk etkili hata Karaman Futbol Kulübü'nden Ahmet Teker. Anlaşamadı takım arkadaşıyla. Şimdi Ayvalık Gücü buluşuyor. Hızlı çıkmak istiyor. Kemal topu buluşturdu arkadaş Tugay'la. Tekrar Kemal. Ondan kanada Burak. Burak kaptan Davut bindirdi. Onu görür mü ama Abdul Samet Kırım çok güzel bir müdahale ile topu kazandı. Şimdi Ali Kemal Başaran. Kaptan Akın. Kaptan Akın çok güzel gördü Ensar'ı. Ensar rakibiyle birebir. Ensar çalımını attı. İkinciyi de attı. Üçüncüyü de attı. Yerde kaldı. Hakem faulü verdi Karaman Futbol Kulübü'ne. Çok etkili bir yerden Karaman Futbol Kulübü serbest atış kullanacak. Evet, topun başında Ensar'ı görüyorum. Kaptan Akın'ı görüyorum. Devans'ın uzun boylu oyuncu var. Orhan, İlyas ceza sahasının içine doğru giriyor. 2 kişilik bir Ayvalık Gücü Belediyespor barajı var. Evet, Ensar ve Kemal ceza sahasının içine bakıyorlar. Acaba hangisi kullanacak? Ensar, Akın ayrıldı topun gerisine. Ensar, Kemal oldu. İçeriye baktı. Ensar çok güzel bir orta yaptı. Defanstan çok güzel bir müdahale. Karaman Futbol Kulübü'nün ata devam edecek. Abdus Samet topun başına gidiyor. Ceza sahasımız çok kalabalık. Abdus Samet içeriye baktı. Ceza sahasına doğru ön direği kesti. Çevrilen top İlyas'a. Abdus Samet tekrar önde kaldı, geldi. Orhan hakem ofsaytı gösterdi ve bayrağını kaldırdı. Ayvalık Gücü Belediyespor hızlı kullandı. Hakan topu Burak'a gönderdi. Orada Ali Kemal araya girdi ama top ayağından açıldı. Bu da tekrar onda kaldı ve kaleci Mertcan'da top. Mertcan kaptan Akın'a doğru. Akın'la Hami'nin mücadelesi. Hami aldı. Önünü boşalttı. Hami bir daha Ahmet'ten de kurtuldu ve kaptan Davut'a verdi topu. Davut, evet, ondan da geçti. Burak çevirdi Kemal'e. Kemal oradan arkadaşı Yunus Emre'ye. Yunus Emre kötü vurdu topa. Karaman Futbol Kulübü'nün kale vuruşuyla mücadele devam edecek. İkinci yarıda başa baş kıran kırana bir mücadele var. Mertcan şimdi kale vuruşunu kullandı. Umut'a doğru. Umut indirdi. Şimdi Hami. Hami takım arkadaşıyla buluşturamadı. Samet'e. Samet. Ensar. Evet, hakem taç atışı verdi Karaman Futbol Kulübü'ne. Samet taş atışını kullanacak.
Umut. Umut alır mı? Umut yerde. Faulü Karaman Futbol Kulübü'ne verdi hakem. Bir nevi duran top şansı Karaman Futbol Kulübü için. Tehlikeli bir yerden Karaman Futbol Kulübü serbest vuruş kazandı. Bunun yerine yine Ensar Kemaloğlu. İçerisi çok kalabalık. Buradan bir gol çıkan Ensar. Hami'ye çarptı. Baraja. Yüzüne geldiği için top. Hakem oyunu durdurdu. Evet Sayın Oğuz, ikinci yarı başladı müsabakada. İkinci yarı için görüşleriniz nelerdir? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Ya şimdi Karaman Futbol Kulübü üçüncü gol erken bulursa çok farklı bir skor olabilir. Ama yani kolay bir maç değil. Evet. Kolay bir maç değil. Bu aralar üçüncü golü bulursa rakip takım dağılır diye düşünüyorum. Göreceğiz dakikalar içinde neler olduğunu. Evet, taş atışıyla oyun kaldığı yerden devam edecek. Ayvalık Yüzü Belediyespor taç atışını kullandı. Kemal Orhan'la mücadelesi. Kemal Orhan'la sıyrıldı ama Abdülsamet kademeye girdi. Evet, faul vermedi hakem. Bakın, korner bariz hakem. Bir faul. Evet. Vermedi, korneri veriyor. Hakem çok kurnazca hareket ediyor. Ve hep, bakın hep rakip takım lehine çalıyor faullerini. Bu gol bile olabilir bu yanlış evet, karar. Evet, aynen öyle. Oyunun kaderini değiştirebilir. Vuruşunu Ayvalık Gücü Belediyespor kullanacak. İçerisi çok kalabalık. Evet, Ahmet sektirdi. Orada Polat vuramadı topa. Şimdi Karaman Futbol Kulübü hızlı çıkmak istiyor. Ahmet güzel kurtardı rakibinden. Ensar tekrar Ahmet'e. Çok güzel. Umut'un bir koşusu var. Ahmet Umut'u gördü. Akın da boş. Evet, Umut Akın'a verdi. Akın gidiyor. Son anda defansın bir müdahalesi. Mutlak gol pozisyonunu önledi. Davut Karaman Futbol Kulübü bak nasıl güzelleştiriyor futbolu. Üç pasta ceza sahasına bulabiliyorlar yani. Karaman Futbol Kulübü'nün en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bu pozisyonları daha çok görür gibi Sayın Uz. Ayvalık Yüzü Belediyespor dakikalar geçtikçe kalemize gelecek. Şimdi yine Karaman Futbol Kulübü hakkında. Ahmet Teker. Ensar kendini gösterdi. Ahmet içeriye baktı. Umut'a git derken şimdi oynadı Kadir. Kadir oyunun yönünü değiştirdi Abdülsamet'e. Abdülsamet'ten Ali Kemal'e. Ali Kemal'den Akın. Çok güzel işler Akın. Kaleyi düşündü. Tamer iyi yer tuttu ve üstüne gelen topta hata yapmadı. Ayvalık Gücü Belediyesi'nin hızlı çıkmak istiyor. Kemal. Nerede arkadaşı Burak? Burak gidiyor. Burak gidiyor. Ona dur diyen birisi var. Kadir. Şimdi Ali Kemal. Hızlı çıkabilir Karaman Futbol Kulübü. Akın. Akın yine Umut'u bekledi. Çok güzel bir pas. Tamer kalesini zamanında terk etti ve olası gol pozisyonunu önledi. Ayvalık Güzelson. Defansımızın arkasına bir top. Hami'den önce Samet dokundu. Kaleci Mertcan da rahatlıkla kontrol etti. Karaman Futbol Kulübü atak hazırlığında defanstan kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. İlyas'tan Mertcan'a. Mertcan arkadaşlarının dizilişine baktı ve sağ tarafa Samet'e yöneldi. Samet çok güzel indirdi. Ahmet kontrol ederken elle oynadığını işaret etti yardımcı hakem. Ve faul atışıyla oyun devam edecek. Hakan indirdi. İlyas kazandı. Gönderdiği topta kimse yok. Ahmet. Hava topunda Ahmet tekrar topu kazandı. Üçlü baskı var. Hakan aldı. Oyunun yönünü değiştiriyor. Kemal. Hamit. Tugay. Hamit. Hamit oyunun yönünü değiştirmek istedi. Uzun bir top. Oyun alan içinde mi? İçinde. Evet, Akın gidiyor. Davut'la Akın çok güzel bir pas. Umut.
koşu zamanlamasını ayarlayamadı. Ayarlasa çok net bir gol pozisyonuydu Karaman Futbol Kulübü için. Abdülsamet ayağının altından geçen topa Orhan topu dışarı gönderdi. Taç atışıyla oyun devam edecek. Naygalık gücü mesur. Sol taraftan geliyor Orhan. Yine kademede. Hamit. Kaptanına verdi Davut. Samet ne tarafa verdi? Hami'ye doğru. İlyas'tan kurtardı. Hami Kemal. Duvar oldu derken anlaşmazlık. Akın'da kaldı top. Akın arkadaşlarına baktı. İleride Kadir ve Umut var. Şimdi Karaman Futbol Kulübü yerleşmeye çalışıyor derken bir top hatası Orhan'dan. Hami'den topu İlyas söktü. İlyas Sami'den kurtardı. Arkadaşlarına baktı. İlyas basit bir top kaybı. Şimdi tekrar kazanabilir mi? Karaman Futbol Kulübü Ensar ayağının altından geçti top. Şimdi sol taraftaki boşluktan Ayvalık Gücü Belediyespor geliyor. Orhan karşıladı Burak. Çevirdi içeri. Kemal dokunamadı. Bir iki adım gerisinde kaldı top. Ve top doğrudan avuta gitti. Dakikalar 55'i gösterirken Karaman Futbol Kulübü'nün 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Samet Aydın'la taç atışını kullanacak Karaman Futbol Kulübü. Samet'ten Ahmet'e, ondan tekrar. Evet, güzel bir üçgen ama bir anlaşmazlık o üçgende. Top doğrudan avuta gitti. Ensar Yunus Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karaman Futbol Kulübü faul ile oyunu tekrar başlatacak. Samet arkadaşlarına baktı. Samet oyunun yönünü değiştirdi. Orhan'a. Abdülsamet verdi ortaya Kadir'e. Kadir'den tekrar Abdülsamet. Abdülsamet'ten Ali Kemal'e. Ayvalık Gücü Belediyespor ikinci bölgede Karaman Futbol Kulübü'nü şu an çok iyi karşılıyor. Ahmet indirdi Umut'a. Umut alabilir mi? Polat topu taca bıraktı. Taç atışı ile oyun devam edecek. Samet, Ahmet. Ahmet ile Hakan'ın mücadelesi. Hakem devam dedi. Hakan da topu taca gönderdi. Samet. Kadir direkt içeri çevirdi. Defans topun geçmesini engelledi. Orhan'la Kemal'in mücadelesi. Orhan'ı geçti. İlyas. İlyas'tan kalecisi Mertcan'a. Kemal'in baskısı devam ediyor. Mertcan. Abdülsamet'e biraz riskli bir pas. Abdülsamet çok iyi zor kontrol etti. İyi bir pasla takımını atağa kaldırdı. Orhan ileri çıkmıştı. Topu kaybetti. Şimdi yerine dönüyor Orhan. Hamit Kadir'in mücadelesiyle yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Polat. Şimdi Hakan. Hakan'dan Hamit. Tekrar Hakan. Evet, yerde kalan bir Karaman Futbol Kulübü oyuncusu var. Ayvalık Gücü Belediyespor devam ediyor hata ve kaptırdılar. Şimdi Ensar gidiyor. Çok kritik bir müdahale. El bekliyor Karaman Futbol Kulübü oyuncuları. Hakem devam dedi. Yunus Emre. Ondan Hamit'e. Hamit bıraktı Hakan'a. Yerde kalan oyuncu hala kalkamadı ama
Şimdi hakem oyunu durdurdu. Evet, Kadir için sağlık görevlilerini sahaya davet etti mücadelemin hakemi. Evet, Sayın Oğuz, dakikalar 60'a gelirken... Ya müsabakanın 3'te 2'lik bölümünü evet. Tamamladık. Son 3'te 1'lik bölümü, yani son 30 dakikaya gireceğiz. Ama ben Karaman Futbol Kulübü'nden bu arada bir gol daha bekliyorum. Evet, onun sinyalleri veriyor. Veriyorlar. Hem rahatlaması açısından, hem rakibinin direncinin kırılması açısından bulunacak bir üçüncü gol her şeyi çok rahatlatır. Farklı kılar diye düşünüyorum. Dakikalar 60'ı gösterirken iki takım da oyuncu değişikliği yapmadı. Dediğim anda Ayvalık Gücü Belediyespor'da iki oyuncu kenarıya geldi. Ertuğrul'u görüyorum 11 numara ile. Oyuna girecek Ayvalık Gücü Belediyespor'da. Bir de Recep'i görüyorum. Ayvalık Gücü Belediyespor iki oyuncu değiştirecek. Oyunun durduğu zamanda. Evet, taç atışıyla oyun devam edecek. Hakem işaretini verdi oyuncu değişiklikleri için. Ayvalık Gücü Belediyespor iki oyuncu değiştiriyor. Yunus Emre oyundan alınan isim. Onun yerine giren 11 numaralı formasıyla Ertuğrul. Evet, bir diğer oyuncu değişikliği de 21 numaralı Hakan oyundan çıktı. 23 numara Recep oyuna girdi. Ahmet kafayla karşıladı. Kadir aşırttı topu. Ensar oradan Umut'ta kaldı. Top Umut, Ahmet'in biraz gerisine ama Ahmet topu kazanmayı başardı. Ahmet Kadir'e. Kadir'den Samet. Samet'ten Ensar. Ensar geçti. Yerde kaldı ve faul. Hakem faulü verdi. Geçse çok önemli bir pozisyon yaratacaktı Ensar Kemaloğlu. Bir duran top tehlikesi daha. Karaman Futbol Kulübü'nde bu sefer Ensar kullanmıyor. Abdülsamet Kırım topun başında. Tek kişilik bir baraj. Hami Baytar. Evet, İçerisi kalabalık. Bu dakikalarda gelebilecek bir gol maçın sonuna. Karaman Futbol Kulübü'nü daha risksiz bir şekilde oynamasına sebep olacak. Samet içeri baktı. Hakemden işareti bekliyor. Hakem oyuncular uyardı. Abdülsamet geldi. İçeri açtı. Çok güzel bir orta kafa vuruşu. Out'u gösterdi. Top İlyas'tan çıktı dedi yardımcı hakem. Kale vuruşuyla Ayvalık Gücü Belediyespor oyunu başlatacak. Dakikalarda Karaman seyircisi takımını desteğini arttırdı. İlyas risk almadı ve topu dışarıya gönderdi. Recep yeni giren oyuncudan Ertuğrul çok kötü vurdu. Karşı karşıya pozisyonda oyuna yeni girmişti Ertuğrul. Topu dışarıya gönderdi. Ömercan oyuna girmek için çağrıldı. Ahmet Ahmet'ten dışarı çıktı. Evet, Karaman Futbol Kulübü, Karaman halkı şampiyonuna inanmış bir şekilde takımına sonsuz bir destek veriyor. Evet, şimdi araya atılan bir top. Kemal. Kemal Orhan'ı geçer mi? Çok kolay bıraktı kendini Kemal. Hakem devam dedi.
Hızlı Mertcan. Hakem aldatma yönelik bir hareket. Evet, aslında cezası sarı karttı. Evet Sayın Yavuz. Önde Akın. Akın'dan Ali Kemal. Karaman Futbol Kulübü. Topun kendisinde kalması için ayağa paslar yapıyor. İlyas baktı. Kaptan Akın Akman. O da geriye döndü. Orhan Nahırcı. Orhan arkadaşlarına baktı. O da döndü. Kaleci Mertcan'a. Mertcan ileriye doğru gönderelim. Ahmet seker mi? Sekmedi. Şimdi Burak. Burak Ali Kemal karşılıyor. Burak arkadaşlarına baktı. Kadir araya girdi ve bozdu. İstediği pas vermesini önledi Kadir Bakırtaş. Onun çalışkan isimlerinden. Karaman Futbol Kulübü'nün ilk golünü atan isim. Bu arada çıkarken çok top kaybetmeye başladık. Bu düşündürücü. Evet. Hocanın hemen bir önlem alması gerekiyor. Oyuncu değişikliği dakikaları geldi diyor Sayın Uğuz. Orhan arkasından Ertuğrul geldi, topu aldı. Ama eliyle aldığını dedi hakem. Bu arada Ayvalık Gücü yedek kulübesi yoğun bir tepki gösterdi hakemin bu kararına. Ama karar değişmeyecek. Ayvalık Gücü Belediyespor'da taç atışıyla Karaman Futbol Kulübü hücumu devam edecek. Evet, Karaman seyircisi şampiyon Karaman diye Karaman'ı inletiyor. Umut bu arada tehlike olabilir. Akın'a verdi. Akın sevdiği yerler, asfaltla dışarıya. O bölgeden birçok golü var Akın Akman'ın. Bu sefer olmadı. Kaleci Taner oyunu başlatacak kale vuruşuyla. Evet, oyun devam dedi. Hakem Akın. Ali Kemal'e. Ali Kemal'den Ensar'a. Oyunu açabilir mi Ensar? Ahmet Teker'e verdi topu. Ensar koşu gösterdi. Ahmet atmadı. Ahmet kendisi gidiyor. Geçebilir mi? Hamit var. İki kişi kapattı orada. Geçemedi Ahmet. Tugay. Tugay'dan Samet'e. Ondan Recep. Hamit. Ami. Ayvalık Gücü Belediyespor ayağı paslarla Karaman Futbol Kulübü'nün presini kırdı. Şimdi Davut. O boşluğu kullanıp ileriye gidiyor. Karaman Futbol Kulübü'nde de bir oyuncu değişikliği var. Bu arada Abdülsamet'e yapılan müdahale faul. Karaman Futbol Kulübü'nde oyundan çıkan oyuncu 8 numara Ali Kemal Başaran. Oyuna giren oyuncu 55 numara Ömercan Öndaş. Zafer Hoca'dan orta sahaya bir takviye geldi. Evet, oyun kaldığı yerden devam ediyor oyuncu değiştiğinden Umut. Abdülsamet'ten gelen topu güzel kontrol etti ve arkadaşı İlyas'a verdi. İlyas. Kalecisi Mertcan. Mertcan uzun oynamayı düşündü. Kadir'e doğru. Kadir'le Hamit'in mücadelesi. Hamit vurdu. Şimdi Burak'a gidiyor. İlyas önemli bir müdahalede. Zafer Hoca'nın takımı uyarıları devam ediyor. Riskli dakikalara giriyoruz. Taç atışıyla oyun devam edecek. Ömercan Kemal'den önce kafayı vurdu. Ertuğrul. Ertuğrul gidiyor. Karaman Futbol Kulübü boyunca karşıda Ömercan'ın müdahalesi var. Ömercan söktü, aldı. Ensar'ın Abdülsamet. Umut.
Umut çok güzel, şık bir topuk pası Ömercan'a. Ömercan çok iyi sakladı. Topu verdi ama Umut orada değildi. Çok güzel gelmişti tek paslama Karaman Futbol Kulübü. Şimdi Burak'tan söktü, aldı Ahmet ve Kadir. Şimdi Akın'a çok güzel bir pas. Yetişebilir mi kaleci Taner? İkinci kritik müdahalesi kafayla bu kaleci Taner'in. Şimdi Ayvalık Gücü Belediyespor geliyor. Ertuğrul oynayınca bir orta. Mertcan çok rahat diyeceğim anda İki hamlede topu kontrol etti Mertcan Dağlı. Ömercan'dan Ahmet Teker'e, Ahmet'ten tekrar Ömercan. Ömercan Umut'un, Umut'a doğru, Umut kontrol etti. Rakibi arkasında. Faulle durduruldu. Polat'ın faulü vardı. Umut Dile'ye. Bu da Karaman Futbol Kulübü'nün en golcü isimlerinden. 5 golü var. Maçın 70. dakikasına geldik. Karaman'ın plakası, seyirciler 70. dakikada tribünler desteğini arttırdı. Evet, maçın tamamlanmasına son 20 dakika kaldı. Zor maçtan Karaman Futbol Kulübü galibiyetle ayrılmaya yakın. Şimdi Ensar gidiyor. Oyunda tutabilir mi? Tuttu Ahmet. Ahmet içeri baktı. Umut'la Akın var. Evet, hakem şimdi kaldırdı. Offside. Evet, Ayvalık Gücü Belediyespor tüm riskleri alıyor artık. İki oyuncu daha değiştirecekler. Alici Taner. Ertuğrul'a doğru. Samet'in kontrolünü Ertuğrul kafa yurdu. Kemal. Kemal'den önce İlyas. İlyas Kemal'in durdurdu. Ömercan şimdi oynadı Ensar'a. Ensar'dan pas Kadir'e gelmedi. Ömercan araya girdi mi? İkili mücadele derken araya, evet, offside. Burak Özbakır offside'a yakalandı. Ardından offside'dan önce bir faul tespit etti karşılaşmanın hakemi. Faul atışını Ayvalık Gücü Belediyespor kullanacak. Duran top şansı. İkinci yarıdaki en etkili atağı Ayvalık Gücü Belediyespor'un. O da bir duran top. Ami arkadaşlarına baktı. İçerisi çok kalabalık. Ayvalık Gücü tüm hatlarıyla cezasını istiyor. Ami'den önce o arada İlyas Ural yine çıktı ve topa vurdu. Uzaklaştırdı. Şimdi atak tazeleyecek Ayvalık Gücü Belediyespor. Kaptan da içeriye baktı. Şubuşşir'de Ertuğrul kötü vurdu ve top out'a gitti. Evet, Ayvalık Gücü'de oyuncu değişiklikleri. 61 numara Burak Özbakır oyundan çıkıyor. Oyuna giren oyuncu 17 numara Ayver. 17 numara Cenan Fahir Ayver. Han Baytar da oyundan alındı. Yerine giren oyuncu Veysel. Mertcan kale vuruşuyla oyunu başlattı. Mertcan'ın kullandığı kale vuruşunda top Ayvalık Gücü kaptanı Davut'a geldi. Davut oyuna yeni giren Veysel'le topu buluşturdu. Tekrar Davut. Davut'tan Hamit'e. Karaman Futbol Kulübü bu dakikalarda kendi yarı sahasına çekildi. Kabaca toplarla kontra atak arayacak. Ayvalık Gücü Belediyespor tüm atlarıyla ileride. Polat'tan kalecisi Taner'e. Taner arkadaşlarına baktı. Yanındaki 3 numara Samet'le oynadı. Samet boşta olan, önlerine giren Baver'le oynadı. Baver girmişti. Recep Akın karşıladı. Bu arada hakem offside bayrağını kaldırdı.
Baskı yapıyor. Bu baskı işe yaradı ve top taca çıktı. Samet Umut'a gönderdi. Umut'tan önce Polat topa müdahale etti. Tekrar taç. Araya girdi Ayoklu Kemal. Kemal İlyas faulle durdurdu. Evet, Ertuğrul. Evet, değişik işler oluyor Ertuğrul. Oyuna yeni girdi. Hakem Kadir'e sarı kart gösterdi. Bahane arıyor. Bahane arıyor hakem diyor. Polat kendi yarı sahasının son metrelerinden serbest vuruşu kullandı. Ömercan Ertuğrul'dan önce kafayı vurdu. Ensar Ahmet'e verdi. Ahmet gider mi? Gidiyor. Ahmet gidiyor. Ahmet gidiyor. Onu da geçti. Faulle durduruldu Ahmet Teker. İkinci golün sahibi. Sarı ve kırmızı kart. Ayvalık sarı kırmızı. Ayvalık Gücü Belediyespor. İkinci sarı karttan kırmızı kart görüyor ve 10 kişi kalıyor. Maçın 75. dakikası. Ayvalık Gücü Belediyespor kaptanı Davut Biber, Ahmet'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görüyor, oyun dışında kalıyor. Ayvalık Gücü Belediyespor 10 kişi kalıyor maçın 76. dakikasında. Sevgili Oğuzhan, oradaki pozisyona bakarsanız son adamdı. Evet. Direkt kırmızı olması gerekirken ikinci sarıdan, İkinci sarıdan verdi. Geçse karşı karşıya. Aslında pozisyon direkt kırmızı kart. Evet sayın Oğuz. Güzel bir yere değindi. Evet, Davut'un oyundan çıkmasını bekliyor maçın hakemi. Evet, Karaman Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. Evet, Davut oyundan yavaş yavaş çıkıyor. Samet topun gerisinde ama hala Davut'un çıkmasını bekliyor maçın hakemi. Hala çıkmadı sağda. Evet, en az 1 dakika yedi Davut Biber oyundan çıkarken kırmızı kartın ardından. Evet, şimdi oyun alanını terk etti Davut Biber. Şimdi Karaman Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. Abdülsamet topun gerisine. Abdülsamet içeriye çevirdi. İlyas kapı. Offside, offside. Derken yardımcı hakemin bayrağı
Offside. Evet, Karaman Futbol Kulübü'nün attığı 3. gol offside nedeniyle iptal edildi. Karaman'ın nizami bir golü gitti. Offside ile alakası yok. Ama yan hakem kaldırdı, orta hakem de verdi. Ve kırmızı iptal etti. Kırmızı kartın şeyini çekti Karaman Futbol Kulübü. Ve Ahmet Teker, Ömercan, Samet. Samet çok güzel açtı oyuna Ensar'a. Ensar'dan Ömercan, harika bir pas Akın'a. İnanılmaz. Yine offside. Gerçekten inanılmaz. Üçüncü gol. Ve offside kararına takıldı. Üçüncü golü bulmamız lazım. Hakemler devreye girmeye başladı son dakikalarda. Yani mutlaka üçüncü golü bulmamız evet. lazım. Her an yani her şey olabilir. Hakemler elinden geleni yapıyor. Nizami bir golü offside gerekçesiyle iptal ettiler. Bu saha böyle kararlara alışkın. 8 haftadır. Evet, Ayvalık Gücü Belediyespor doldur boşaltan önde Ertuğrul, Abdülsamet. Abdülsamet geçer mi? Abdülsamet tutamadı. Oyuna yeni giren Ertuğrul topu ağlarla buluşturdu. 2 dakika önce bahsetmiştik 3. golün bulmamızdan. Ayvalık Gücü Belediyespor dakika 80'de durumu 2-2'ye getirdi. Ve yani 10 kişilik takımdan gol yiyoruz. Biraz önce söylemiştim, hakem faktörü de devreye girdi. Normal sürenin son 9 dakikasındayız. Mutlaka ama mutlaka bir 3. gol bize bulmamız lazım. Evet. Umudumuzu kaybetmeden oyunumuza devam etmeliyiz. Bir şok etkisi yarattı 2. gol. Çok basit bir gol yedik. Karaman Futbol Kulübü tekrar oyuna başladı. Abdülsamet. Veysel'le mücadelesi. Veysel rakibini çarptırdı ve taç atışını Ayvalık Gücü Belediyespor'a kazandırdı. Evet, Ayvalık Gücü Belediyespor oyunu yavaşlatmaya başladı. Karaman Futbol Kulübü'nde Tugay oyuna girmek için son hazırlıklarını yapıyor. Zafer İzarcı'dan son talimatlarını aldı. Samet, şimdi İlyas. İlyas'tan Samet bıraktı Kadir'e. Kadir çekti topu. Kadir baktı, Umut indirdi. Akın sever onları. Akın yanağlarda. Evet, Ayvalık Gücü Belediyespor'da hem kaleci yerde hem defans oyuncusu yerde. Karaman Futbol Kulübü'nde Abdülsamet Kırım oyundan çıktı ve 4 numara Tugay Keleş oyuna dahil oldu. Akın'la çok net bir pozisyondan yararlanamadı Karaman Futbol Kulübü. Evet, Ayvalık Gücü Belediyespor oyuncusunun tedavisi sağ içinde devam ediyor. Şimdi kale vuruşu ile oyun başlayacak.
Evet, kaleci Taner yavaş hareketleriyle tribünlerin tepkisine neden oluyor. Evet, Taner kötü bir kullanış. Ahmet hemen tek top Tugay'a. Tugay'dan önce defans. Evet, faul var mı? Evet, faulü verdi Ahmet. Recep'e yaptığı müdahale hakem faul olarak değerlendirdi. Polat serbest atış kullanacak. Kemal yükselemedi. Top karambolunda. Samet riskli bir pas. Ömercan. Evet, biraz panik havası hakim Karaman Futbol Kulübü'nde. Son 5 dakikaya girerken. Dakikalar ilerledikçe Karaman Futbol Kulübü futbolcularda bir panik başladı. Evet sayın. Panik başladı. Bu paniği üstümüzden atıp bir an önce golü bulmamız gerek. Evet evet. Recep uzun bir taş atışı kullanacak. Recep içeriye gönderdi Ertuğrul. Ondan önce Kadir. Tugay. Tugay Umut'a. Umut Akın'a gelmeden önce Recep. Veysel orada müdahaleyi yaptı. Şimdi Ömercan. Derinlemesine çok güzel bir pas. Ahmet yetişir mi? Ahmet yetişti. Ahmet. Korner olması gerek. Evet, korner. Bu duran toplar bu dakikalarda çok önemli hale geldi Karaman Futbol Kulübü için. Derken hemen hızlıca kullanıldı. Çok güzel bir yer. Ömercan vuramadı. Vurdu ama tam anlamıyla vuramadı. Çok önemli bir pozisyonda Akın. İlyas'a. İlyas yerde. Akın. Evet, faul olması gerek. Evet, bir duran top şansı daha. Tüm atlarıyla ileriye gidiyor Karaman Futbol Kulübü. Kaptan Akın Akman topun gerisinde. Samet Aydın, Ensar Kemaloğlu dışında tüm Karaman Futbol Kulübü oyuncuları Ayvalık Gücü Belediyespor ceza sahası içinde. Akın içeriye baktı. Akın çok güzel bir orta. İlyas'a geldi. Ahmet kontrol etti. Ayağın kontrolü biraz kötü olunca topa vuramadı. Evet, taç atışı Ayvalık Gücü Belediyespor'un. Top Ensar'dan çıktı dedi hakem. Evet, dakikalar 87'yi gösteriyor. Evet, taç atışı kullanıldı Samet. Kemal. İlyas güzel yeri açtı. Akın. Akın'dan Kadir Bakırtaş. Umut var önünde. Umut dokundu. Tugay'a gelir mi? Gelmedi. Evet. Evet, hakem önce bize faul verdi Karaman Futbol Kulübü'ne. Sonra kararını değiştirdi. Tugay'ın yaptığı harekete faulü gösterdi. Kaleci Taner serbest atışı kullanacak. Taner yavaş hareketlerde bulunuyor. Hala kullanmadı. Şimdi yavaş yavaş geliyor kullanmaya ve serbest vuruşu kullandı. Evet, kimse yok. İlyas sakince Samet'e oynadı. Samet. Ondan Ahmet'e. Ahmet tekrar Samet'e. Ayvalık Gücü Belediyespor 10 kişi olmasına rağmen ileride baskıyı bırakmıyor. Kadir gidiyor şimdi. Orhan bindirdi ama çok kötü bir pas ve eksik yakalanıyor Karaman Futbol Kulübü. Tüm derinlemesine bir pas. Ertuğrul. Ertuğrul bu sefer Mertcan. Bu sefer Mertcan kurtardı. Ayvalık Gücü Belediyespor. Korner kullanacak ama kullanmaya giden bir isim yok şu anda. Evet, yavaş yavaş.
Baver gidiyor köşe vuruşunu kullanmaya. Hala köşe vuruşu kullanılmadı. Şimdi kullandı Ertuğrul. Köşede zamana oynuyor Ayvalık Cumhuriyeti. Arnavut Bolgu oyuncuları topu çaldı. Orada bir faul var mı? Kadir bile vuramadı. Samet. Samet kafasıyla kaleci oynuyor. Kaleciden kaptan Akın Akman. Arnavut Futbol Kulübü hızla ileriye doğru çıkıyor. Akın. Akın. Tugay takıldı ama tekrar Akın'da. Ooo! Akın'ı anca böyle durdurabildi Ayvalık Gücü Belediyespor. Evet Akın çok güzel bir pas. Evet bu arada müsabakanın 4. hakemi mücadeleye 6 dakikalık uzatma verdi. En az 6 dakikalık ilave süre. Yatan kalkmıyor ki. Evet daha oyuna yeni giren Baver Ayvalık Gücü Belediyespor'da yerden kalkmıyor şu anda. Evet. Seke seke yavaş yavaş dışarıya geliyor. Taç atışıyla oyun tekrardan devam edecek. Veysel kullandı. Tek bir pas. Ayvalık Gücü Belediyespor'a. Evet. Kemal offside olduğunu düşünerek hareket etmedi. Mertcan. Mertcan ileriye doldurdu. Tugay var orada. Tugay'ı geçti. Akman. Akman'dan Umut. Tugay aldı hepsinin içinden geçerek. Tugay baktı. Tugay topu tutamadı ve top out'a gitti. Evet yavaş hareketler devam ediyor. Kaleci Taner'den. Hala kullanmıyor. Taner hala hakeme de itiraz ediyor. Haklıymış gibi. Ayvalık Gücü Belediyespor zaman geçirmeye yönelik oyuncu değişikliğine gidecek. Tabii Taner kullanırsa out'u. Ömercan yükseldi. Ensar, Umut. Şimdi sakin olmamız lazım. Organize bir atakla golü bulmamız lazım. Derken topu kaybettik. Recep. Recep Kemal boş. Ömercan çok kritik bir müdahale. Taç atışı Ayvalık Gücü Belediyespor'un. Ayvalık Gücü Belediyespor oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 10 numara Kemal Akbaba. Kemal Akbaba oyundan alıyor. 99 numara yenine giren Yahya oyuna giriyor. Kemal Akbaba yavaş adımlarla sağ kenarına doğru geliyor. Ensar Kemaloğlu ona eşlik ediyor. Evet taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Uzatma dakikaların son anlarına gelirken Karaman seyircisi bir gol bekliyor takımlarından. Orhan hızlıca ceza yarısı. Ahmet çok güzel doldurdu. Polat'tan geçmedi. Evet atak tazeleyecek Karaman Futbol Kulübü. Ömercan. Ömercan bir anlaşmazlık daha. Kaleci topu almaya gitti. Top toplayıcı yokmuş gibi statta sayın seyirciler. Şimdi de geri geliyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Ve hakem hala sarı kart göstermedi kaleci Taner'e. Bu da ilginç. Bu da ilginç. Taner şimdi kullandı.
Orhan topa vurdu. Evet, şimdi Tugay'a gelir mi o top? Geldi. Tugay çıkmadan tuttu ama top hızlı. Evet. Evet yani Sayın Uğur. 2 puan kaybettik sayılır. Hakem görevini yaptı. Hakem evet. görevini yaptı. Penaltı. Iğdır'a rahatlıkla dönebilir artık. Evet. Verilmeyen golümüz. Penaltı pozisyonunun ilginç olması. Akın karşı karşıyayken offside verilmesi. Evet, bir baskı var. Tugay alabilir mi? Aldı Ahmet. Ahmet ortası geçmedi. Artık maçta son dakikalar. Karaman seyircisi gol bekliyor takımlarından. Orhan en geriye İlyas'a. Karaman futbolu. İlyas topu şişirdi. Akın'a gelir mi? Çok rahat. Kaleci Taner. Taner Hikmet'i hızlı kullandı. Derken bir kontra atak yedi Karaman Futbol Kulübü. İlyas karşılamaya çalışıyor. Ertuğrul. Maça girdi. Maçı değiştirdi. Ayvalık Gücü Belediyespor oyuncusu Ertuğrul. Sonradan oyuna girdi. 10 kişi olmasına rağmen Ayvalık Gücü Belediyespor 3-2 öne geçti. Büyük bir şok var Karaman'da. Bu skorla Karaman Futbol Kulübü ilk yenilgisini alıyor ligde. İnanılmaz. 3 defa geldiler. 3'ü de gol oldu. Çok basit. Gerçekten ilginç. Çok ilginç. Karaman Futbol Kulübü liderliğini koruyor. Ama ilk yenilgisini kendi evinde Ayvalık Gücü Belediyespor karşısında alıyor. Büyük bir şok var. Evet, kalan dakikalarda 3'ü arayacak Karaman Futbol Kulübü. İlyas top ileri yeşirdi. Umut ve Akın var orada. Top havada. Tugay'ın değil, Akın. Akın! Ya hakem yine offside verdi. İnanılmaz bir skor. Kimse inanamıyor. Bu kadar az pozisyon verip 3-2 geride olması Karaman Futbol Kulübü'nün akılları almıyor. Evet, son bir şans Karaman Futbol Kulübü için Orhan. Orhan Akın'ı güzel gördü. Akın da derken maçın hakemi bitiriyor müsabakayı. Karaman Futbol Kulübü 2, Ayvalık Gücü Belediyespor 3. Ben Zafer Hoca hakemin yanına gitti. Karaman Futbol Kulübü bu haftayı da lider kapatıyor bu yenilgisine rağmen. İlk yenilgisini alıyor 9. haftada. Evet, maçın hakemi maçı bitirdi. Büyük bir üzüntü var statta. Ama takımlarına, tüm Karaman seyir takımlarını kalbine basıyor. Zafer Hoca'yı alkışlıyorlar. Ayvalık Gücü Belediyespor'da büyük bir sevinç hakim. Çok önemli bir deplasmandan 3 puanla döndüler. Hakemin inanılmaz kararları da Ayvalık Gücü Belediyespor galibiyetine büyük pay oynadı. Bu atamaların 8 haftadır bitmeyen hakem çilesi Karaman Futbol Kulübü'nde daha nereye kadar devam edecek? Bu da akıllarda bir soru işareti. Bu kadar az pozisyon verip yenildik. Bu da ilginç.
bir tepki var. Karaman futbolu büyük bir tepki var. Evet, hakem tribünleri çirkefleştiriyor. Evet sayın seyirciler, Karaman Futbol Kulübü'nün bir maç sonuna daha geldik. Bir daha karşılaşmalarda görüşmek